Merhaba sevgili satranç severler. Bugünlerde satranç dünyasının gözü Norveç'e çevrildi. Norveç Yıldırım Satranç Şampiyonası tamamlandı ve klasik turnuva şu an devam ediyor. Yıldırım Satranç Turnuvası'nı Özbekistan'dan yükselen yıldız 18 yaşındaki Moudirbek Abdisattarov kazanmayı başardı. Çok güçlü bir turnuvaydı. Anişgiri'ye karşı oynadığı partiyi inceleyeceğiz. Evet, Abdisattarov bu turnuvada Anişgiri ile birlikte Vesley So, Aryan Tari, Gukeş ve Caruana'yı yenmeyi başardı. Hikaru ve Carlsen'e kaybetmesine rağmen turnuvayı tek başına 6 puanla 1. sırada bitirmeyi başardı ki son dünya şampiyonu, yani daha doğrusu şu anda Dinglerine geçti ancak unvan. Efsane Magnus Carlsen kendi ülkesinde turnuvayı sadece 7. sırada tamamlayabildi. Bir önceki turnuvadaki performansının biraz altında kaldı diyebiliriz. Çok güçlü turnuvaydı. Bu oyuncular dışında Şehriyar Mehmedyarov ve Ali Rıza da katılmıştı ki Ali Rıza 2. Şehriyar 3. sırada tamamladı turnuvayı. Evet, Anişgri 1994 doğumlu ve 28 yaşında. Aslında Rusya doğumlu ancak Hollanda bayrağı altında yarışıyor ve Hollanda'nın şu an 1 numarası. 15 yaşında büyük usta unvanını alıp 4 kez Hollanda şampiyonluğu mevcut. 2014 yılı Ekim ayından beri uzun süredir, yaklaşık 9 yıldır ilk 10'da bulunuyor rating sıralamasında ve şu anda 7. sırada 2772 ile dünyanın elit oyuncularından biri şüphesiz. Moudirbek Abdisattarov ise Özbekistan'dan hızla yükselen bir yıldız. 2004 doğumlu, henüz daha 18 yaşında. 13 yaşında büyük usta unvanını aldı ki bu Pragnanda ve Karjakin'den sonra en erken büyük usta unvanı alan 3. oyuncu olarak tarihe geçti. Sadece 13 yaşında ve 1 aylıkken aldı bu unvanı. 2021 yılında Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda adını duyurmuştu. Tarihteki en genç hızlı satranç şampiyonu olarak tarihe geçti. 17 yaşındaydı sadece. Burada Carlsen, Caruana ve Aronyan'ı yenmeyi başardı turnuva sırasında ve playoff'ta da Nepomniachtchi'yi yendi. İnanılmaz bir başarıya imza attı gerçekten. Şu anda da 21. sırada bulunuyor 2732 reytingiyle. Bakalım partide neler yaşanmış. Anişgiri beyazlarda, Abdusattarov siyahlarda oynuyor. Yalnız dikkat edelim, Yıldırım 3 artı 2, yani zaman sıkışması oyuncuları oyun sonunda etkileyebilirdi. Ancak zaten oyun ortasına yakın bir süreçte Abdusattarov rakibinin terk etmesiyle kazanıyor. E4 Anişgiri'den, C5 Abdusattarov'dan sicille savunması geliyor. Kazancı oynuyor. At F3'ten sonra at F6. Çok sık oynanmayan Nimzovic varyantı hemen aynı Alekin savunmasında olduğu gibi at direkt E4 savunmasız merkez piyonuna saldırdı ve cezbediyor. Piyonu sürmesini istiyor, teşvik ediyor. E5 aynı Alekin savunmasında olduğu gibi at D5'e zıpladı. At C3 merkezi yata saldırınca alıp piyon yapısını bozmak yerine siyahlar sen al diyor Abdusattarov. At alır attan sonra E alır D5. Şimdi D4 merkeze piyon getirince almak yerine at C6 oynamış. D alır C5, fil alır C5'ten sonra vezir alır D5. Burada beyaz piyon öne geçmiş oluyor. Siyah bir piyon feda etti. Bu sicilya savunması Nimzovic varyantındaki Rubinstein karşı gambit olarak geçer. Efsanevi Akiba Rubinstein'in siyahlarla oynadığı varyanta giriş yapmış olduk. Şimdi D6. Tabi piyon fedasının amacı nedir? Hızlı gelişim. Şu anda D6 ile vezir B6'nın yolunu açtı. Aynı zamanda merkez piyonuna saldırmış oldu. E alır D6 ile alınca vezir B6 oynamış ve vezir fil bataryası şu an F2 piyonuna bakıyor. Vezir E4 bir şah çekmiş. Fil E6 perdeledikten sonra vezir H4 oynamış Anişgiri ve piyonu tutmuş oldu. Şimdi F2 piyonlu değerli piyon. Şimdi fil D6 ile piyonunu geri almış oldu. Yine hala beyazlar avantajlı bir piyon önde. Şimdi fil D3 gelişmiş, buna soru veriyor. Daha iyisi C3'müş. Atın zıplamasını engellemek için at B4, at D4'leri kesmek için C3. Buna fil E7 vezire basınca vezir F4 dönerdi. Şimdi kale D8'e fil C4 gelişim. Kısa roktan sonra kısa rok. Fil C4, vezir C4'ten sonra A6 ve fazla piyona rağmen eşitlik veriyor. Çünkü siyahın taşlarının daha iyi yerleştiğini düşünüyor bilgisayar. Geri gelelim fil D3 hamlesine. At B4 zıplamış. Fil çiftini almak istiyor. Roktan sonra da alıyor. At alır D3. C alır D3. Şimdi fazla piyon izole bir piyona dönüştü. D3 piyonu ve düşmeye mahkum, korunmaya muhtaç diyebiliriz. Aynı zamanda geri kalmış oldu. Kısa rok siyahlardan fil E3 vezire basınca piyonu geri alıp oyunu eşitliyor. Abdusattarov vezir alır B2. Şimdi kale FB1 ile basmış. Neden kale AB1 değil? İlginç, kaleyi sıkıştırmış gibi gözüküyor. Ancak burada
Kale AB1'e de hemen hemen benzer şeyler oynanabilirdi. Kale AB1'e öncelikle şunu düşünebilirsiniz. Kale AB1 oynasaydı yine A2 piyonu da vermiş olacaktı vezire. Dolayısıyla bundan dolayı da çekinmiş olabilir diye düşünüyorum. Vezir C3 dönmüş şimdi. Beyaz kale şimdi alamıyor tabii B7 piyonunu. Arkadaşını savunmak zorunda. Fil D4 ile vezire basmış ve kalesini de tutmuş oldu. Bu durumda yine piyon düşüyor. Yine buna soru verdi bilgisayar. Daha iyisi vezir E4. Piyonu tutan hamle. Vezir A5 döndüğü zaman vezir alır B7 ile piyonu almakmış. Tekrar öne geçti. Piyon olarak kale FB8'e vezir C6 çekmek. Fil F8'den sonra da A4 ile devam etmek ve nihayet köşedeki kale artık sıkışık konumundan kurtulmuş oldu. Şimdi fil D4'e geri gelelim. Vezir alır D3. Piyon alınca burada ilginç hamle geliyor. Dikkat edelim. Yıldırım olduğunu unutmayalım. Normal klasik partide muhtemelen bunu yapmayacaktır hanişkiri. Fil alır G7. Fil fedası yapmış. Şahın önünü açıyor. Sürekli şaha düşürme ihtimali var şu anda. Tabii ki vezirin buradan bu çaprazdan ayrılması halinde sürekli şaha düşürüp oyunu berabere yapabilirdi. Şah alır G7'den sonra kale D1 vezire basmış ve arkada fil var. Şişlendi. Fili tutabileceği bir kareye gitmesi lazım. Fili tutabileceği bir kareye gitmesi için mesela A3 ya da A6'ya gidebilir. O zaman işte bu çaprazdan ayrılıyor. Yani B1 H7 çaprazından ayrıldığı zaman vezir G5, vezir F6'lar sürekli şahlardan kurtulamıyor. Siyah şah ve oyun berabere bitiyor. Şimdi vezir C3 oynamış burada siyah. Vezir C3'ten sonra tabii kalenin fil alacak yine zamanı yok. Çünkü arkadaşını korumak zorunda. Yine söylediğimiz gibi. Şimdi at D4 zıplamış. At D4 yerine fırsat kaçırdığını düşünüyor. Kale A C1 oynayabilirmiş. Ve buna şimdi vezir F6 dönerse örnek veriyorum. Vezir F6'ya vezir F6 şah alır F6'dan sonra kale D6 aleti geri alırdı. File karşı at 2 kale oyun sonu oynanabilirdi. Kale F8 kale D8 kale D8. Kale AC1'den sonra vezir A3 dönseydi örnek fili tutabilmek için burada işte vezir G5 şah H8'den sonra vezir F6 şah G8 vezir G5 şah H8 sürekli şahla gri verdiği alet karşılığında sürekli şahı bulup oyunu berabere yapabilirmiş. At D4 zıplamış. Yani beraberlik istemiyor beyazlar oynadığı için. Bir de yıldırım olduğu için aleti feda etse de her iki tarafta kazancı oynuyor tabi. Vezir C5 dönmüş şimdi. Artık vezir G5 hamlesi yok. C5'teki vezir G5'i kontrol etti. Şimdi kale D3 oynamış. Kaleyi 3. yataya çıkardı ve G3'ten kullanmak isteyecek. Ancak henüz fil tutuyor tabii ki. Fakat burada daha iyisi kale AB1'miş. B7 piyonuna baskı. Fil E7 vezire basınca kale alır B7. Düzeltiyorum. Fil E7 vezire bastığı zaman vezirini geri çekebiliyor. Şah çekerek devamında kale alır B7 oynanabilirmiş. Şimdi vezir C5'e geri dönelim. Kale D3 çıktığı zaman fil E7 şimdi yine vezire bastı. Vezir E4'e gitmiş bu sefer. Kale AD8 ata baskıyı arttırdı. Kale AD1 atı koruyunca şahın H8'e köşeye gitmiş. G hattından şah çekişleri engellemeye çalışıyor. Kalenin şah çekiş hamlesini. Şimdi vezir alır B7. Piyonu almış anişkiri. Buna fil F6. Ata tekrar yüklendi. Şimdi arkada aslında kale boşta değil gibi görünüyor. Arkadaşı tutuyor. Fakat şöyle bir sorun var. Son yatayın zayıflığı. Atın kıpırdaması halinde kale alır D3'ten sonra kale alır D3'e vezir C1'e iner ve koridor matıyla siyahlar oyunu kazanıyor. Dolayısıyla burada vezir E4'te geri dönmüş. Atı tutmaya devam etmiş. Kale D4'ten sonra kale D4 almış. Fil D4'ten sonra ise artık oyunu terk ediyor. Anişkiri. Çünkü burada fil D4'ten sonra vezir D4 şah çekerek alsa örneğin vezir D4 kale D4 kale C8'den sonra koridor matı istedi. F4 hava deliği kale C1 şah F2 kale A1'den sonra artık kazanç tamamen. Hatta doğrudan piyonu da alabilirdi ama filini burada perçinlemiş burada tutmak isteyecektir muhtemelen. Şimdi beyaz kale A4'e gelirse kale A2 almak istiyor. Böylece kaleleri değişime zorlayacak ya da geçer A piyonuyla oyunu kazanacak. Dolayısıyla burada terk etmiş ve siyahlarla kazanan Nodirbek Abdüsattarov ikinci tur olması lazım bu parti. Devamında da iyi performans sergileyip Norveç Yıldırım Satranç Şampiyonası'nı kazandı. Ancak klasikte
büyük mücadele devam ediyor. Orayı da takip ediyorum. Bakalım sonuçlanınca sizlerle sonuçları paylaşacağım. Evet. Dünyanın 7 numarasıyla hızla yükselen Özbekistanlı Yıldız arasındaki partiyi incelemiş olduk. Oyunu beğendiysek beğenmeyi ve paylaşmayı, kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayalım. Yani her satranç oyununda çok güzel fedalar, kombinezonlar olmaz. Gerçek satranç biraz da böyle strateji üzerine dayanır. Gerçi burada her ne kadar yıldırım oynanmış olsa da üst seviyedeki oyuncuların tahtaya nasıl baktıklarını görebilmek açısından bu tür partileri de zaman zaman göz gezdirmemiz gerekiyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.